Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size biraz bahçeden bir şeyler çekeyim dedim. Daha iftara var. Dedim iftar saatine kadar biraz bahçede dolaşayım, hem zaman geçer. Burası bizim komşumuzla, Alman komşumuzla beraber ortak yaptırdığımız kuyu. İyi oluyor. Burada meyve ağaçlarım var. Çimenin kesilmesi lazım, vakit gelmiş. Bunlar da flamingo ağaçları. Çok güzel oluyor. Pembe pembe, biraz daha vakti var. Ama başlamış açmaya. Burada da. Burası böyle komplet meyve ağaçları, çiçekler. Baharatlar var. Nane, kekik falan var. Burada çileklerim var. Burada maydanoz var. Bu maydanoz tohuma bıraktık. Tekrar ektik. Bakalım. Maydanoz bekliyoruz. Eşim ekti. Tere. Rokalar ne yazık ki çıkmadı. Bu ikinci deneyimizden denedik. İkinci deneyimiz. Türkiye'den getirdik tohumu. Ama ne yazık ki. Burada marullarım var. Marul dikmiştim buraya, güzel böyle. Taze soğan. Taze soğan falan diktim. Burada da ahududu, böğürtlen. Böyle şeyler var. Altında çilek var. Şurada üzüm bağım var. Burada da üzüm bağım var. Buralarda da marullar var. Çileklerim var, çilekler. Bu sene maşallah bayağı coştu. Boş yere de biber gelecek. Biber fidelerim var evde. Bunları kendim büyüttüm. Ve çimenin kesilmesi lazım. Burada salatalıklarım var. Görüyor musunuz? Minnak minnak salatalıkları var. Çok güzel değil mi? Bunları da bahçeye dikeceğim. Benim sarmaşık. Çok seviyorum bunu. O kadar çok seviyorum ki. Evet, çiçeklerim. Bir havalar ısınsa çok güzel oluyor burası gerçekten. Bu da flamingo ağacım. Türkiye'den beri nazar boncukları aldım. Bunlar böyle yeşil yaprak açmadan hepsini tek tek dallara geçirdim. Çünkü çok güzel olur pembe pembe çiçekleri açtığımda. Eminim öyle olacağı için. Burada da bağım var. Bağım bayağı var. Nedense çok fazla yaprak vermiyor. Bilmiyorum, daha çok bunlar bazı 1 yaşında, bazı 2 yaşında. Bu limon ağacım. Dün bahsetmiştim. Aslında yeşil. Ama ne yazık ki daha. Bu arada aloe vera'mı dışarıya çıkardım. Çünkü ne diyorlar ona? Pamuk biti diyorlar galiba. Böyle beyaz beyaz. Pamuk biti olmuştu. Onu da dedim dışarıya çıkarayım. Belki güneş falan doğduğunda, güneş de geldiğinde güzel olur. Bitler dökülür diye düşündüm. Aslında çok güzel, böyle çok iyi bir aloe vera. Kaliteli gerçekten, ama neden böyle oluyor onu anlamış değilim. Toprağını da değiştirdim. Çok şey yaptım. Yani hiçbir şey fayda etmedi. Bakacağız bakalım. Bir de güneş fayda edecek mi?
Bir de onu deneyeceğiz. İnşallah düzelir. Bu daha çok yeni. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Böyle küçük küçük pembe çiçekli olan şeyleri. Minnak minnak. O kadar güzel ki. Ya da şunlar. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Tabii ki olmazsa olmazlarımdan birisi de sümbüller. Sümbülleri çok seviyorum. Çok güzel kokuyorlar. Evet arkadaşlar bakın burada da biber fidelerim var. Bunları kendim yetiştirdim. İnşallah bunları dikeceğim bakalım. Hazır. Tabii ki. Kadayıf da var. Ama hangisini kullanacağıma karar veremedim. Dedim, muhakkak bu tatlı yapılacak. Öyle de böyle de yapılacak. Biraz masa şey olmuş. Bahçeye çıktım hem size göstermek için hem de vakit geçsin diye. İftira kadar hayırlısına son ya buraları ne yapacağım bilmiyorum. Keseceğim galiba. Muhakkak kesmem lazım. Yoksa güzel olmayacak. Nasıl yani? Bilmiyorum. İçinizde muhakkak bilen vardır. Bir de köylerde köy baklavası yapıyorlar. Ama zevk yani damak tadı meselesi. Köy baklavası dediğim yani bizim orada Uşak Güven köyünde yufkadan yapıyorlar. Tabii ki yufka çok kalın olduğu için hani böyle böyle hamur gibi oluyor. Ama yaşlılar çok seviyor. Çünkü yaşlıların kaynanam öyle der. Yaşlılar çok sever onu çünkü yaşlıların dişleri yok, şunu yok veya takma dişleri var. O yüzden köye baklavasını daha çok severler derdi. Ama ben pek beğenmedim. Ben de daha böyle çıtır seviyorum ama bizimkilerde yani Türkiye'dekilerini söylüyorum şimdi. Onlar da pek çıtır sevmiyor. Ne yapalım herkesin damak tadı var diyelim. Arkadaşlar biraz da hindistan cevizi koydum. Hindistan cevizi de biz deyip durdum. Canım hindistan cevizi. Çünkü baklavalarda ben seviyorum böyle hindistan cevizi olursa. Farklı böyle bir tat veriyor. Bir farklı aroma veriyor. Yani hafifletiyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bazen hazır baklavalarda çok yapıyorlar. Hazır baklavalarda yani pastanelerden aldığımızda orada denemiştim. Seviyorum ben. Dedim arasında bir şey yapayım. Bilmiyorum. Ceviz evet. Ceviz biraz çok oldu ama çok bir şey yok. Malzeme biraz bol olsun. De böyle arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar dediğim gibi iyi kötü bayram hazırlığı yapıyoruz. Bugün gerçekten çok yoğun geçti. Temizlikti. Temizlik yaptım. Yemek hazırla. Çocukları banyo ettir. Saçlarını kestim. Ben makineyle onu da saçlarını iki tatlıya kullanırım dedim. Cevizi ama nereye? Elim bol. Elim benim çok boldur arkadaşlar. Ben gerçekten yedirmeyi çok severim. Gelen gidene git yani yedireceğim diye, memnun edeceğim diye çok
uğraşan bir insan. Beni bilen biliyor, beni tanıyanlar tanıyor. Kesinlikle hiç kimse benim evimden aç gidemez. O kadar diyorum yani. İmkansız. Elimden geldiği kadar yürümeye çalışırım. Ama cevizimiz yetmedi. O yüzden neyse, tekrar ceviz çekmek zorundayım. Çünkü daha var. Yani bu bir şey daha olmaz. Bir şey, evet, yanlış. Biraz bahçemi gezdirdim. Terasım fazla şey yapmadım. Çünkü tam böyle yazlar geldiği zaman artık terası tam tek bir, hani sandalyeleri çıkarıyorum, toparlıyorum. Daha fazla çiçek dikiyorum. Daha fazla süslüyorum. Daha hani aktif oluyor. Şimdi havalar daha tam ısınmadığı için terasım fazla aktif değil. Ama bahçe biçimini kesilmesi lazım. Aslında bahçenin biçimini daha keseli 2 hafta. Evet, 2 hafta oldu. 2 hafta. Burada çok yağmur var. Burada yağmur çok bol olduğu için böyle hemen çimen büyüyor. Ama 2 tane koyun lazım. Bahçeye koyacaksın. O güzelce tertemiz temizleyecek. Hiç kesmekle uğraşmayacaksın. Bunları da birazdan keserim kenarlarını. Onları da kullanırım. Ortaya zebil etmeyelim. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce kestim. Eğer zebil olmasın. Şimdi cevizden ceviz çektim tekrardan. Cevizlerde bizim memleketin cevizi, bizimkilerin cevizi. Türkiye'den getiriyorum. Onu böyle atacağım. Arkadaşlar yani şunu söyleyeyim. Hazır yufkada yapabileceğiniz hangi tatlı olursa olsun hata yapma oranınız çok az. Yani bu tatlıda hata yapma gibi bir şey bilmiyorum olur mu ama olmaz. Çünkü zaten incecik, yaprak gibi çabuk pişiyor. Tereyağını koyduktan sonra sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum arkadaşlar? Pilavlarını kestim. Sonra böyle kullanalım. Sebil olmasın. Yani şurada rahat bir herhalde 2 yufkalık çıkar. Aslında eşim hazır alalım dedi. Salı günü kız kardeşim gelecek. Bayram ziyaretine. Alalım falan. Ama ben bunları zaten malzeme 2 hafta öncesi falan almıştım. İşte burada Kolman marketi var. Oraya geldi. Oradan aldım. Türk bakkalından da bazen bir son dakikada bulmak zor oluyor. Alman marketinde bunlar gerçekten Türk marketlere bakarak daha uygundu. Yani uygun veriyorlar. Tabii onu da anlamış değilim. O da ayrı bir konu ama sen dedim alayım. Yalan söyleyeyim, bu baklava yufkası 1,59'tu galiba. Öyle bir şey olması lazım ve bunu kesinlikle 1,59'a sanmıyorum bakkallarda olduğumu, yani alabileceğimiz o fiyatı. Şimdi bunu böyle şey yaptık. Dur bakalım, bunu bir ayarlamamız lazım. Bir hepsi kullansaydım.
imkanım yok. Ortalığı bayağı güzel batırdım. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Tatlı yapıyoruz. Batırız. Batırırsak da nasıl olsa kendimiz topluyoruz. Bunu istiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Evet. Bakalım. 1-2 Tekrar. Arkadaşlar baklavamız hazır. Güzelce fırından çıkardım. Şerbetini de döktüm. Hiç sıkıntı yok. Hatta çok şöyle çıtır. Evet. Arkadaşlar ne yazık ki bütün çektiğim bu detaylı baklavanın videosunu yanlışlıkla sildim. Acemiyim arkadaşlar. Çırak olduğum için daha kusura bakmayın. Kapanışı tekrar çekmek zorunda kaldım. Buradan bayramınızı da kutlamak istedim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah hepimize nice bayramlar nasip etsin. Abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar seyrederseniz sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi akşamlar arkadaşlar.